Şimdi esnafın ister eczacı, ister lokantacı, ister kuru yemişçi, ister işte böyle giyim satan mağazaların ortak noktası elektrik paraları geçen seneye göre ikiye katlanmış. Doğru. Girdi fiyatları çok yükselmiş. Maliyetler yükselmiş. Evet, maliyetler yükselmesi. 200 lira benim eczanemin elektriği. Son elektrik faturası 1250. Ben de eczacıyım. 1250. 32. Hayır, oman çok. Geçen sene bu zamanlar ne ödüyordunuz? 500-400 yani. Allah'ım. Çok ya. Klimalı. Elbette. Hayır, ona göre oluyor. Elbette. Ama geçen sene aynı klima, bu sene de aynı klima. Aynı klima, aynı şekilde ısınıyor ama ikiye katlıyım. Hayırlı işler. Hayırlı bol kazanç. Ben de sizin dertlerinizi her salı konuşmama alıyorum. Herkese inat, ağlara inat gezmeye devam edeceğim. Esnaf esnaf, çiftçi çiftçi, tek tek vatandaşın ayağına giderek gezmeye devam edeceğim. Seçim zamanı buralara gelenlere de nasıl davranacağınızı kendiniz biliyorsunuz. Ve bu ağları buraya Allah'ın izniyle sizin karşınıza, sizin gözünüzün içine bakmaya, size yalvarmaya, o için yalvarmaya getirteceğim. Ben de merasemeye. Çok teşekkür ediyorum değerli hemşerilerim. Gerçekten yani şu meydandaki sizleri, sizlerin dertlerini keşke dinleyebilseler. Ne öğrendiysem buradan anlatacağım, hepsinin rahatı bozulacak. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hayırlı işler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Durum nedir ya? Çalışan mısın sen de? Da. Nedir vaziyet? Durumlar kötü. Mesela şu kazak geçen sene kaça geliyordu, bu sene kaça geliyor size? Valla gelişini ben bilmiyorum ama ha, yani... Kaça satıyorsunuz şimdi bunu? 35 liraya satıyorum. 35 liraya satıyorsunuz. Peki bugün kaç kişi alışveriş? Daha siftahım yok. Hiç siftahım yok. Saat kaç? Evet. Aynen. Ve vaziyet maalesef bu yani. Yok. Alım gücü yok insanların. Tamam. Bir siftahın olsun kızım. Tamam. Hadi bakayım. Hayırlı bol kazanç. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Anacığım hoş geldin. Hoş buldum. Hayırlı bol kazanç. Durumlar nedir? Başka durumlar ne olacak ki? Hangi durum? Dur sen çiftliğe. Gel sen çiftliğe. Kendini karşılıyor başkan. Kendini karşılıyor. Her şeyimiz bir eksik. Her şeyimiz bir eksik. Bu suyu ödese gerekli ödeyemiyoruz. Şu Suriyelilere yaptığımız yardımı bir de asgari ücrete yapalım. Hiç kimse burada zevkle yaşayamıyor. Yazıklar olsun bunlara ya. Vallahi yazıklar olsun. Bedavaya çalışıyoruz, bedavaya. 12 saat 2300 liraya çalışıyoruz. Sonra asgari ücrete bir ay düşünüyorlar, zam yapalım mı, yapmayalım mı? 300 lira mı olsun, 400 lira mı olsun? Bu mudur yani Türkiye? Evli misin? Evliyim tabii çok. Kaç çocuk var? Bir tane. Nerede yapacağız başka, başkanım? Nasıl yapacağız? Neyle okutacağız onları? Yap sal. Gelin çalışıyor. Çalışmıyor. Nerede çalışacak? Yok başkan. Yazık günah ya. Yani. Çalışan zaten herkes sigortasız bedava çalışıyor. Bugün siftah yaptık ama şöyle, mesela eskiden dükkanın kapısında müşteri beklerdik, ufaktık, çocuktuk. Evet. Şimdi biz artık öğleden sonra akşam üstleri siftah yapıyoruz.
Kaç aile geçiniyor bir şey satarak işte. Şundan 3 aile geçiniyoruz. Allah Allah. Değil senin ayağına mı oldu bunun? Ayağına ya yok. Ayağı mı yaptı? Siz mi bakıyorsunuz? Saldırabilir. Sayın Genel Başkan yok, şöyle yok. Bir görüntü alsak yapalım. Ekop saldırma benden. Oy benim canım. Allah Allah oğlum. Ay adı ne? Tekir diyoruz. Tekir. Fuy. Ben seni yerim be. Bak bak bak. O kokuyu hissetti. Evet evet. Evde var ya. Gel bakayım. Oy. Bak şimdi gez. Evet. Bak 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 bak. Oy ben seni yerim. Canım benim. Ayrılmaz abi. İşlerimiz iyi değil maalesef. Bizim Edirne'miz özellikle sınır kenti olmasından dolayı bir Yunan ve Bulgar gelirine sahipti. O yüzden biraz daha üst seviyedeydi. Ama bu son dönemdeki söylentilerden sonra işte sınır gümrüklerine gelen kapatma kararları, işte Edirne'ye tercih edilmemesi, başka bir taraflara kayması esnafın işini daha zorlaştırdı. Bu belki bizim işimize, ya beyaz eşya olarak belki bizim işimize çok yaramıyordu Yunan Bulgar'ın olması ama buradaki diğer esnafın hareketlenmesi bütün mağazalara gelen insan sayısını arttırıyordu. Onlar bunda dönen para bir şekilde bize de gelmiş oluyordu. Edirne bununla dolaşırsanız Edirne'li olmuş olurdu. Tamam, ondan dolaşacağım. Çünkü biz kırmızıyı sever misin? Ben de severim. Merhaba. Merhaba, sizi çok seviyorum. Çok başarılı. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.